Sertan Eler Yüksel davası bugün başlıyor. Yol kenarında bulunan genç kızın Ilgaz Grup'ta stajyerlik yaptığını öğrenilmesinin ardından başlayan süreçte geçirdiği ameliyatların ardından Ela Yüksel henüz ifadesini vermedi. Annesinin ünlü iş yasana İlker Ilgaz'ı suçlamasıyla gündeme alt üst eden Ela Yüksel'in mahkemede konuşup konuşmayacağı ise merak konusu. Taksim 381 nolu dosyanın ilk celsesini açıyorum. Davacı Ela Yüksel. Davalı İlker Ilgaz. İddianame okundu. Davanın kabulüne karar verildi. Buyurun. Bugüne kadar pek çok şey söylendi. Kamuoyuna mağdur Ela Yüksel'in hikayesi anlatıldı. Ben bugün size gerçek hikayeyi anlatmaya başlayacağım. Ela Yüksel'in gerçek hikayesini. Çünkü bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yakışıklı playboy. Sosyetik güzel. Ve tam ortalarında masum, güzel, fakir kız. Bu klişe bizim damarlarımızda var, severiz. Evet. Ela Yüksel ifadesinde... Ha, pardon. Kendisi sağlık durumu yüzünden hala polise bile ifade veremedi. Annesi. Polise Ela yerine annesi konuştu. Annesi bize yeni nesil bir peri masalı anlattı. Kanlı bir peri masalı. Bu kez seyretmekle kalmadık. Bir parçası olduk. Bir futbol maçı izler gibi taraf olduk. Ve bazılarımız yanlış tarafı seçtiler. Yanlış tarafı seçtiniz. Sakın bağır, bağır sakın. 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 Çünkü sizi kandırdılar. Sizi gerçeğin çarpıtılmış bir hikayesine inandırdılar. Sizden şu ana kadar bildiğiniz her şeyi unutmanızı istiyorum. Çünkü Ela Yüksel bu hikayenin kurbanı değil. Ela Yüksel, müvekkilim İlker Ilgaz'a musallat olmuş, takıntılı bir erotomandır. Seni bitireceğim İlker Ilgaz. Seni bitireceğim. Duydun mu beni? Pişman olacaksın.
Hanımefendi böyle bağırıyordu. Zorla çıkardık kafeden. Çıkana kadar bağır çağır durmadan tehdit etti. Hepimiz duyduk müşteriler falan. Seni pişman edeceğim dedi. Ela dediğini yaptı. Kendi yazdığı masala inanıp, annesini de inandırıp İlker Ilgaz'ı pişman etti. Neye pişman etti? Hastalıklı ilgisini kabul etmemesine. Onu değil, nişanlısını seçmesine. Peki, öfkeli ve kalbi kırık Ela o kafeden çıktıktan sonra neler yaptı acaba? Buyurun. Leş sihire morun. Adamına yapışmış leş bir kenesin. Beynin silikonun kadar patlak ve sen bile benzemiyorsun. Hayali bir ilişki yaşadığı müvekkilimin nişanlısına tam 21 sahte hesapla gece gündüz saldırdı. Hepsi IP adreslerinden teyit edilip kayıt altına alınmış. Son 1,5 ay boyunca atılmış tam 250 mesaj. Kulağa biraz takıntılı ve tehlikeli geliyor, değil mi? Şimdi göreceğinizden daha tehlikeli değil. Buyurun. Ya, utanıyorum ama. Gerçekten utanıyorum. Sensin Kezban. Bu son, tamam mı? Çok mu beğeniyorsun beni? Çok mu seviyorsun? Çok sev beni. Babamın annemi hiç sevmediği kadar çok sev. Lütfen çok sev. O kadar çok sev ki bu yaptıklarımın bir tanesinden bile utanmayayım. Bu uygunsuz fotoğraflar müşteki Ela Yüksel'in telefonundan atıldı. GSM operatöründen alınan resmi belgelere göre müvekkilim İlker Ilgaz'ın kişisel telefonuna gönderildiler. İlk fotoğrafın gönderilmesinin akabinde Ela Yüksel'in telefon numarası müvekkilim tarafından engellendi. Buraya hiç kimsenin ahlak bekçiliğini yapmaya gelmedik. Ama bu fotoğrafların amacı ve ne anlama geldiği açıkça ortada. Burada maalesef 19 yaşında bir genç kıza hiç yakışmayan bir taciz tablosu var. Ama Ela Yüksel bu kadarla da kalmadı. Daha ileri gitti. İntikam istedi. Kendini dövdürdü. Ve suçu İlker Ilgaz'a attı. Kendini mi dövdürdü? Sizin hiç utanmanız yok mu? Yol kenarında buldular benim kızımı. Öldü sandılar. Kemikleri kırıldı benim kızımın. İntikam işin öyle mi? Ha? İntikam işin öyle mi? Benim kızım 5 tane ameliyat oldu. İntikam işin öyle mi? Ha? Bakın, o fotoğraflara çok baktınız. Biraz da bunlara bakın. Ha? Biraz da bu fotoğraflara bakın. Kendi yapmış kızım. Kendi yaptırmış. İntikam işinmiş. Ha? Gördünüz mü kızımın intikamını? Gördünüz mü? Şov yapıyor. Öyle. Hakime nasıl kabul ediyorlar böyle şeyleri ya? Duygu sömürüsü, ajitasyon, ne ararsan var. Tamam. Bakın size gerçekten anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Ama buranın mahkeme olduğunu unutmayın. Buyurun. Daha yakından bakın. Erotoman kızım.
bacımın intikam için neler yaptığına daha yakından bakın. Böyle tıbbi terimler kullanınca daha inandırıcı oluyor değil mi? 8 Mart'ta hepiniz sosyal medya hesaplarından Kadınlar Günü'nü kutladınız. Şimdi benim kızımın üstüne tepiyorsunuz değil mi? Erotovanmış. Ölüyordu be benim kızım. Ölüyordu benim kızım. Ama böyle olmaz. Sizi dışarı çıkartmak zorundayım. Bahar tamam. Bahar tamam. İntikam içinmiş. Bahar tamam. Erotovanmış. Tamam artık. İntikammış. Ölüyordu benim kızım be. Efendim tekrar. Ölüyordu benim kızım. Çok uzattık Bahar. Bahar tamam. Efendim tekrar. İntikam. Tamam. Bilal, çok kısa sürecek. Önceki duruşmalar gibi değil bu. Tamam mı? Tutuklu yargılanması için çok kısa bir prosedür. Başka bir şey yok. Senden şu istenecek. Birkaç cümleyle o günü anlatacaksın. Yalnız önemli olan şu. O adam dışarıdayken senin kendini güvende hissetmediğine hakimin kanaat etmesi. Kendini zorlama tamam mı bir tanem? O adam odana geldiğinde ne hissettiysen onu anlatman yeterli. Hı? Bistek için. Değişik iş dosyası açıldı. Taraflar burada. Taraf İlker Ilgaz'ın elektronik kelepçe ile yargılanma itirazına mukabil mağdur Ela Yüksel ve ailesinin tutuklu yargılanma talebinin tarafların huzurunda değerlendirilmek üzere. Ben çağırdım. İlker'i hastaneye ben çağırdım. Ayağımdaki bu şey yüzünden evde hapisim. Dışarı çıkamıyorum, yanına gelemiyorum. Ela bak, yarın ara duruşmamız var. Ya bu ayağımdaki şeyi çıkaracaklar ve ben tutuksuz yargılanacağım ya da daha beteri. Tekrar cezaevine gireceğim. Bak belki bana ne diyorsun içinden ama... Ela yemin ederim benim tutuksuz yargılanmam ikimiz için de çok daha iyi olacak. Böyle telefondan fısır fısır konuşamayız. Hala sorularım var. Benim de var. Birlikte bulacağımız cevaplar var Ela. Böyle olmaz. Böyle telefonda fısır fısır olmaz. Ela, biz birbirimize yüz yüze lazımız. Eğer bana bir şans verirsen... yapacağın şey çok basit. Hakime tek bir şey söyleyeceksin. Gel dedim, geldi. Gel dedim, geldi. Onun kullanat numarasından, hastane tuvaletinde denk geldiğim, tanımadığım bir hasta yakınının telefonundan aradım. Onu kullanat numarasından, hastane tuvaletinde denk geldiğim, tanımadığım bir hasta yakınının telefonundan aradım. Yalan! Hanımefendi. Yok hanımefendi falan, yalan söylüyor. Ezberlemiş söylüyor, anlamıyor musunuz? Kullanat telefonmuş, hastanede gördüğü kadının telefonuymuş. Tespit edilemeyecek ne varsa onları söylüyor çünkü ezberlemiş. Bahar, oturmak zorundasın. Hanımefendi, sizi dışarı çıkarmak zorunda bırakmayın. Anneciğim. Anneciğim, niye böyle yapıyorsun? Anlatsana kızım yaşadıklarını. Ela, baksana kızım benim yüzüme. Yalnız şu an mağdura baskı yapılıyor hakim bey. Yüzüme bakamıyor. Benim kızım yüzüme bakamıyor, görüyor musunuz? Hanımefendi. Siz anlayamazsınız. Ama ben anlarım. Ben anneyim. Annesiyim ben. Benim kızım yalan söyleyince yüzüme bakamaz. Annem. Ela. Ama şu an yaptığı annelik ajitasyonu. Lütfen hakim bey, mahkemedeyiz. Allah hepinizin belasını versin. Bahar.
Sizi son kez uyarıyorum. Devam edin. Ben konuşmak istediğim için yanındaydı. Ama sonra annemizi yakaladı. Ve olay çıkardı. Başaramayacaksınız. Her zaman dört ayak üstüne düşmeyeceksiniz siz. Kızıma rağmen bedel ödeyeceksin sen. Kızıma rağmen çekeceksin cezanı. Az kaldı bir tanem. Bugün bitecek. Bugün artık hepsi bitecek. Sen hatırladın ya. Ceza davası bu. Sanık yok. Mazeretimiz yok. Benim hakime bir gerekçe sunmam lazım. Duruşmaya az kaldı İlker Bey. Telefonunuzu açar aç. Bana bak. Neredeyse hemen çık gel. Ağzını açıp iki laf etsen hale. Şu oğlun nerede ha? Aşkım. Hakim gelmek üzere. Umarım sen de içeri girmek üzeresindir. Hale gibi değil. Pardon? Evet. Fazla sakin. Senin neyin var hale? Ha? Ben sana oğlun hangi cehennemde diyorum. Sen karşımda gözünde gözlükler ikinci Ramses gibi oturuyorsun. Başlayacağım şimdi arpacından çıkar şu gözlüğü. Senin gözünde arpacık falan yok. Halde sen ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın? Şu hayatta en iyi yaptığım şeyi yaptım. Annelik yaptım. Sen benim oğlum yapmaz diyeceksin. Onlar da sana yapmadıysa neden kaçtı diyecek. Karşı tarafta bir şeyler oluyor. Akşamki o yemek. O tuhaf tuhaf dans etmeler. Tuhaf tuhaf sarılmalar. Ah Hale ne yaptın sen? Dur Bahar dur. Gözünü seveyim bir duruşmada da olay çıkarma ya. Zaten birazdan kız konuşacak. Savaş çıkacak burada. Hadi. Mazeret sunacaklar. Kaçtı. Biliyorsun değil mi? Bu işin altından kalkamayacağız. Şirket, biz, ailemiz. Hale sen bizi bitirdin. Baba sen ne diyorsun? Ya ben iyice korkmaya başladım. Ne oluyor burada ya? Annene sor.
Bir şey oluyor. Bir şey oluyor baba. Anne, ne olur biriniz bana bir şey söyleyin artık. İlker yüzünden bu halinizi görüyorum. Ne oluyor ya? Sus. Kaçtı değil mi? Duydun mu Hale? Dünürünü duydun mu? Sana bir soru sordu. Oğlun kaçtı mı diyor. Müvekkilim adına mazeretimiz olacak hakim bey. Var, sakin ol. Kaçamaz. Şşş. Hiçbir yere kaçamaz. Efendim, müvekkilim İlker Ilgaz ani bir gripal enfeksiyon geçirdiği için mazeretinin kabulünü talep ediyoruz. Efendim, meslektaşım herhalde bir sağlık raporu sunacaktır mahkemeye bu mazeret için. Mazeretinizi belgelendirebiliyor musunuz? Sayın hakim, rahatsızlık aniden çıktı. O yüzden de raporu daha sonra iptal... Yani ne kadar ani efendim? Yani 10 dakika mı önce grip oldu müvekkiliniz? Hani sağlık raporu sunmadan mı mazeret bildiriyorsunuz? Var mı cevabınız? Efendim, İlker Ilgaz'ın ivedilikle tutuklanmasını talep ediyorum. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Usulsüzlük bu. Kabul etmiyorum. Sayın avukat, izin verin, ona ben karar vereyim. Bir cevap verecek misiniz? Yoksa şimdi hemen burada oğlunuza ihbar mı edeyim? Hadi Hale, cevap ver. İsmail, dünürümüz hakim mi oldu? Evet. Sizin konuşmanız daha iyi olur. Önce hakimle, sonra polisle. Harun. Babama ne oluyor şimdi ya? Çok uzadı bu. Belki de adam uçakla kaçtı gitti, biz hala avukatı bekliyoruz. Timur, ne oluyor Allah aşkına? Hiçbir şey anlamadık. Sayın hakim. Pardon, yerinize geçin. Sayın hakim, bugüne dek maruz kaldığı ağır şiddet sebebiyle amnezi raporu bulunan müvekkilem Ela Yüksel bugün itibariyle mahkemenin huzuruna çıkmaya hazırdır efendim. Kimsin? Ne bu şimdi? Yani son dakika mı? Nasıl yani, hatırlıyor mu? İnşallah öyledir. Şimdi Ela, bize o gece neler olduğunu anlatabilecek durumda mısın? Hazır hissediyor musun kendini? Hazırım. Sandalyeyi hatırlıyor musun Ela? Hatırlıyorum. Artık hatırlıyorum. Bu sandalye savcılık iddianamesinde suç aleti olarak tespit edildi çünkü.
Çünkü bana bununla saldırdı. Ama beni... O fotoğraflardaki hale o getirmedi. Yere düştüm. Kendimi korumak için kapandığımı hatırlıyorum. Elinde sandalyeyle üzerime yürüdü. Allah kahretsin! Ve o sandalyeyi yere fırlattı. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Sen de duydun mu? Ha? Baba bak ne dedi. İlker Ilgaz ben yerdeyken bana vurmadı. Bana sandalyeyle saldırdı. Ama devamını o getirmedi. O yapmadı. Güzel altına bak hele. Bağıra çağıra evden çıktı. Şoktaydım. Şiddet hep başkalarının başına gelirdi. Benim başıma gelmezdi. Kimse. Babam, annem. Hayatımda hiç kimse bana böyle davranmamıştı ki. Arkasından ağladığımı hatırlıyorum. Çok. Çok ağlıyordum. Çok öfkeliydim. Korkmuştum. O sırada ne düşündüm bilmiyorum. Sadece öfkeyi ve korkuyu hatırlıyorum. Araba anahtarını gördüm. Anahtarı almamıştı. Geri döneceğini anladım. Başım ağrıyordu, ağlıyordum. Kan vardı. Kan çok sinirimi bozuyordu. Banyoya gittim. Kanı temizlemek, silmek istedim. Korkmuştum. Acıyordu. İçeriden bir ses duydum. İlker döndü dedim. Çok kızgındım. Hesaplaşmak istiyordum. Banyodan çıktım. Başımdan akan kanın hesabını soracaktım. İlker! Affetmeyecektim. Oraya polis çağıracaktım. Onu şikayet edecektim ama kimse yoktu. İlker buradasın. Duydum seni. Oraya hemen polis çağırmak istiyordum. Gözümü karartmıştım. Arkamda bir tıkırtı duydum. Sonrası sessizlik. Karanlık. Boşluk. Benim başıma aldığım darbeyi... Ela, sayın hakimin de onayıyla... Tabii ki devam etmek zorunda değilsin. Çünkü sağlık raporlarını zaten mahkemeye sunduk. Ve travma ve amnezi raporlarının doğrultusunda... yani o geceyle ilgili şeyleri anlatırken hazır hissetmeyebilirsin. Kızı susturmaya çalışıyor. Ayrıca psikiyatri ve nörolojiden alacağımız... bir tam rapor doğrultusunda... mahkemenin vereceği kararın tabii ki... Hayır. Ben hatırlıyorum.
Ben o geceyi hatırlıyorum. O geceki kanı. Ben kanın kokusunu hatırlıyorum. Peki, peki o gece sana arkadan saldıran şahsın kim olduğunu hatırlıyor musun? Gördün mü? Yüzünü görmedim. Peki yüzünü görmediysen bu şahsın İlker Ilgaz olmadığını nereden biliyorsun? Kokusundan. Ben İlker'in kokusunu bilirim. Onun kokusu değildi. Çok romantik. Yani koku, yani şimdi bu kokuyu bize tarif edebilir misin? Kadın parfümü mü, erkek parfümü mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Şu an kokuyu duysam tanır mıyım bilmiyorum. Yani az önce kan kokusundan bahsettin ya, o yüzden diyorum. Kan kokusu çünkü baskın bir kokudur ve seni yanıltabilir. Yani sadece koku yüzünden o dilini demek... Sadece koku yüzünden değil. O gün İlker'in üstünde gri bir kazak vardı. Kolundaki dövme bileğine kadar iner. Bana saldıran kişinin ellerinde eldiven vardı ve kolu sıyrılmıştı. Dövmesi yoktu. Oh.